Bence bu ya şimdi son maç ve yani seneye olmayacağı çok yüksek ihtimalle bu hocanın. Yani bence bu maçla ilgili zaten söylenecek çok bir şey yoktur. Yani çok sorulacak bir şey yoktur. Yani ben de orada olsam maçla ilgili ne sorabilirim diye düşünürdüm açıkçası. Ve ilgili sormazdım. Ama sezon geneliyle ilgili sorular sorulabilirdi kesinlikle. Bu bence yani orada yani Galatasaray makamının teknik direktörü bu adam. Yani bu saygısızlık bence yapılmamalı. Yani Torrent'i ben de yani performansını hiç beğenmedim gerçekten. Hani bayağı vasatta. Oyuncularla arasında problem olduğu çok bariz. Çok sıkıntılar var belli yani. Ama yani en azından bir ya adamda da hani bir şeyler görmüş ondan bir tavsiye alabilirsiniz anladın mı? Mesela ne bileyim. Mesela Fenerbahçe dikkat Advokat vardı. Hani böyle yalandan bir sezon kurtarmaya geldi. Adam hani giderken dedi ki kanka dedi Lens'i almayın. Kiralıyorsunuz bir sezon daha kiralayın. Kardeşim almayın bu adamı dedi. Adam doğru dedi yani. İlla adamdan alınacak bir kazanım vardır yani. Bunu kullanması lazım bir şekilde Galatasaray'ın ya da oradaki soru soran arkadaşların illa hani adamdan da bir şeyler duyması lazım. Birkaç soru gelmesi lazım. Ben bunun bir tık ayıp olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde bunu daha önce dediğin gibi Çağdaş Hoca da yaşamıştı. Özellikle zaten Çağdaş Hoca hani bu konuları anlatmaya bayılan bir adam yani. Oturun adamla bir ne bileyim bir kafede denk gelin. Gerçekten 5-6 saat anlatır. Bu Sokrates'te bir tane videoları vardı. Emre Özcan'la beraber. Yani gerçekten futbolla ilgili konuşmak üzere şey kalmamıştı. İzlerken ne kadar zaman geçtiğini anlamamıştım ben de. Yani Torrent eminim o kadar takmamıştı. Çünkü zaten ya tamam ya, bitti burada işimiz falan diye takılıyordur zaten de. Yani Çağdaş Hoca'nın yaşadığı daha dramatikti. Ama bu Galatasaray mevkisinde yapılınca beni bir tık kötü etkiledi diyebilirim yani. Bunun olmaması lazımdı. Öncelikle sözü Melih'e bırakmadan bir şey söyleyeyim hemen. Ya şu an genel bir yani %100 hatta böyle Galatasaraylılar hangi taraftarla konuşsam Torrent'i kötülüyorlar ve Fatih Terim'e niye şans tanımadığını söylüyorlar. Arkadaşlar Fatih Terim bıraktığında lig takım kümedeydi. Bu adam 8-9 sıra yukarı çıkarttı. Ve siz bu adama sövüp Fatih Terim kalsaydı diyorsunuz. Hani ben amacınızı anlayamadım. Siz Galatasaray'ı daha çok önemsiyorsunuz Fatih Terim'i mi? Bu soruyu da bir kendinize sormanızı öneriyorum yani. Melih hocam tekrar senden devam ediyorum. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Çok güzel söyledin. Ya şöyle soru Torrent'e soru sorulmaması. Şimdi Furkan'a biraz katılıyorum, biraz katılmıyorum. Yani bu maç özelinde ne sorulacaktı? Ne sorulabilirdi? Yani tamam ligin son maçı. İki tarafı da muhteşem oynamadı. İki tarafına bir iddiası yok ama yani en kötü biz burada bile konuşuyorsak en kötü mesela Furkan sen söyle. İşte hani ben Halil'i hala anlamıyorum. Halil'deki bu sonunu getiremem hani gol atamama becerisi neden kaybettim diye. Yani kimse bir şey bilmiyorsa en kötü oyuncu üzerinden gidersin. Ya da dersiniz ki şu soruyu sorabilirsiniz. Önümüzdeki sezon kafanızdaki kadro planlanması ne? Ya da ya iyi bir soru uydurabilirsiniz. Yani Torrent'e soru sorulmamasının nedeni tamamen hani soru olmaması değil de tamamen saygısızlık ve onu küçük görmelerinden bence kaynaklanıyor. Çağdaş Hoca'da o durum farklıydı. Evet ona da soru sorulmamıştı ama Çağdaş Hoca'nın takımı kötü gitmiyordu. Hani iyi giden bir takımdı. O yüzden aslında Çağdaş Hoca orada hani sorunuz yok mu arkadaşlar diye soru. Çünkü hatırlayın Alanya inanılmaz flash bir takımdı. Yani hele Beşiktaş'ı yendikten sonraki bir şey düşün hani kamuoyunda oluşan Alanyaspor sempatisi ve Alanyaspor'un yükselişi yani. O dönem baya güzel iyi ilerliyordu Alanyaspor ve Furkan'ın dediği gibi hani Çağdaş Hoca basın toplantılarında maç önü maç sonu reportajlarında oyunu taktiği konuşmayı seven bir teknik adamdı. Yani Çağdaş Hoca'ya soru sorulmamasının nedeni tamamen mesela bilgisizlikti. Hani gerçekten oradaki gazeteci kafilesinin sadece magazin, sporun magazinsel kısmını ilgi alanı edindiği, oyunun taktiksel veya saha içinde hiçbir soru soramama kabiliyetlerinin açığa çıktığı yalnız. Çağdaş Hoca o yüzden sinirlendi. Burada bence durum tam tersi. Burada sorun Torrent'i sevmemeleri ve zaten biliyorsunuz bizim ülkemizde hani yerli hoca kayırma adabı çok yüksek. Yani yerli hoca kayırma özelliği diyeyim çok yüksek. Fatih Terim varken takımın başında Torrent Hatayspor maçı ile birlikte geldi.
Fatih Terim varken kadro Galatasaray'ın başında Galatasaray toplam 7 galibiyet almıştı. Ki bu arada da Fatih Terim 5 maçlık bir TFF'den ceza almıştı. Her sene yaptığı gibi. Yani bir kişi de çıkıp soramadı ki hocam her sene en az 3-4 maçlık ceza alıyorsun. Takımını yalnız bırakıyorsun yani doğrudan. Hani bu takımı her zaman boyunca hatta bir istatistik vardı. Bu sezon çıkmıştı galiba o istatistik. Fatih Terim'in Galatasaray kariyerinde aldığı cezaların toplamı bir sezon ediyor. Bir sezon maça çıkamamış adam aldığı cezalar yüzünden. Yani kimse de soramadı ki o zaman. Hocam takım zaten çok kötü gidiyor. 5 maçlık ceza alıyorsun. Her sene zaten ceza alıyorsun. Biliyoruz yani her sene Fatih Terim en az 3-5-6 maçlık ceza alıyor. Ve takım her şey yani iyi etkilenmesi imkansız yani takım kötü etkileniyor. Onu da göz önünde bulundurursak Fatih Terim'in toplam 7 galibiyeti vardı. Atakaş Hatayspor maçıyla Torrent kulübeye geldi. Ve Torrent'in de şu an toplam 7 galibiyeti var. Yani Fatih Hoca'ya böyle bir saygısızlık yapıldı mı? Böyle bir küçük görünme yapıldı mı? En kötü hesap soruldu mu? Hayır. Yani bu adam geldiğinden beri ne sağlıklı bir çalışma ortamı var, ne arkasında yönetim desteği var, ne kendi taraftarının desteği var. Yani statta bile futbol maç öncesi ilk 11 anons edilirken futbolcuları alkışlayan taraftar, bazı futbolcuları kulübü sömüren futbolcuları, maç seçen futbolcuları alkışlarken Torrent'e ıslık, anavrat küfür ediyorlar. Yani o adam yani bu kadar kötü çalışma şartlarında bile, bu kadar kötü takımda bile, bu kadar morali bitmiş takımda bile senden önceki teknik heyetin bu kadar kötü bıraktığı bir takımı devralar almasına rağmen yani bu sezon özelinde söylüyorum İmparator'la aynı sayıda galibiyet almış ki yani tamam küme düşme ben hiçbir zaman demiyordum Galatasaray küme düşer diye ama sonuçta küme düşme potasından da uzaklaştırdı. Herkesin dilinde hani Galatasaraylı veya Beşiktaşlı veya Fenerli veya herhangi bir basın mensubunun dilinde gazetelerde manşet hep Galatasaray küme, Galatasaray küme. Hep bu iki kelime yan yana geliyordu bir şekilde. Yani bu Torrent yönetimindeki 7 galibiyet mi daha değerli yoksa Fatih Terim dönemindeki 7 galibiyet mi daha değerli? Yani hiçbir şey soramıyorsan sezon değerlendirmesi yaptırtırsın. Hiçbir şey soramıyorsan hocam Muslera'nın performansını nasıl beğendin diye sorarsın. Ya hiçbir şey yapamıyorsan hocam bugün zemini beğendin mi derdin. Hani anladın mı? O yüzden burada bilgisizlik, ilgisizlik, magazinsel bir olay olmadığı için soru sorulmadığını sanmıyorum ben. Tamamen Torrent Hoca'yı hor görme, aşağı görme, yani alçak görme ve sanki böyle bir tiksinme duygusu seziyorum ben. Hani hem Galatasaray camiasından hem basın, Türk spor kamuoyundan. Yani soru sorulmaması %100 skandaldır. %100 haksızlıktır. Herkesin hatası vardı. Torrent'ten önceki teknik ekibin Galatasaray'a uğrattığı hasar Torrent'le neredeyse aynı. Bence o zamankiler daha kritikti. Herkes şunu diyor ama işte Fatih Terim Avrupa'da oynadı, Avrupa'da oynadı. Tamam evet ama lig gitti. Bu sezonda Avrupa'da yani önümüzdeki sezonda Galatasaray Avrupa'da oynayamayacak. Ya ne anladım o zaman? Ben yani Avrupa Kupası'nı alacak durumda değiliz zaten. Yani ne Fener ne Beşiktaş ne de Trabzon. Yani UEFA Avrupa Ligi'ni falan geçin. Yani Konferans Kupası'nı bile hayal artık. Yani nasıl UEFA Avrupa Ligi'ni almayı hayal ediyorduk. Aynı şekilde Konferans Ligi'ni de almayı hayal edebiliriz. Yani Konferans Ligi'ni kesin alamayız. Bu da artık bizim için bir UEFA Avrupa Ligi gibi bir hayal. Denk gelirse 10 yılda bir denk gelir. Müthiş bir jenerasyona denk gelir. O zaman belki Konferans Ligi alınabilir. Yani Avrupa Avrupa diye çıldırdınız. Fatih Hoca Avrupa'ya götürdü, Avrupa'ya götürdü. Ama o sezon hani ligin ilk yarısında Galatasaray tüm sezonunu yedi. Galatasaray 13. bitirdi. Belki daha şey onun şu an 10. sırada ama yarın ve ondan sonraki gün oynanacak maçlarla daha aşağıda düşebilir sıralaması önemli değil. Bu yani önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidemeyecek. Yani cidden tek suçlu Torrent. Yani gerçekten tek suçlu Torrent. Torrent'in bence bu kadar kötü muameleye bu kadar kötü muameleyi hak ettiğini hiç sanmıyorum. Hiç düşünmüyorum. Sağ olasın hocam. Bir videomuzun da yaklaşık sonuna gelmişiz. Ben de hemen söylediklerinin altına bir imzamı atıp videoyu noktalayayım.
Bu söylediğin detayları gerçekten ekleme yapmışız. Hatırlattığın çok iyi oldu. Ben de o videoyu gördüm. Yani bu Torrent'in suçu ne burada anlamadım. Hani kendisi bir şey yapmadı ki, yönetime falan kızıyorlar. Fatih Terim'in gönderilmesine kızıyorlar ve yeni gelen teknik direktörü cezalandırıyorlar. Gerçekten yani özür dilerim arkadaşlar ama safi gerizekalılık. Bir insan kendi teknik direktörünü yani ya bu ıslıklamak falan çok saçma. Hani adam yeni gelmiş zaten. Bu adamın da bir günahı yok. Adamın olaylarla alakası yok. Hani Türk biri olsa falan ne bileyim sallıyorum Fenerbahçeli bir hoca gelse Galatasaray'a tamam da yani adamın alakası yok. Parayı vermişler gelmiş işte. Adama biraz destek verseniz belki daha çok maç kazanacaktınız. Belki Avrupa potasını zorlayacaktınız. Ya Galatasaray taraftarı her şeyi kendi kendine yaptı aslında. Fatih Terim, Fatih Terim dediniz. Kovdunuz şimdi önce bir başkanı yemeğe kalktınız. Tamam kötü falan da. Şimdi yeni teknik direktörü de bokladınız. Bu sefer her Bunlar şey çok sezon kötü. ortasında olacak işler değil mi? Yani Futbol oynanırken olacak işler değil yani. kesinlikle saçma sapan şeyler oldu. Yani bir insan yani şimdi sezon sonuna kadar bu adam var zaten. Kendi elindekini değersizleştirerek hem oyuncuların kötü oynuyor hem teknik direktörünü zarar görüyor. Sen de zarar görüyorsun. Yani bunu yapınca kim ne kazandı? Siz de bir şey kazandınız. Kötü futbol izlediniz. Tamamen zarar yani. Ben Galatasaray Ve taraftarına abi kendi gelmelerinin Torrent çaresini ve bu arada şunu da söyleyeyim. Torrent Galatasaray TT önemli derbi kaybetmedi. Beşiktaş'ı yendi. Fenerbahçe deplasmanı denildi ama içeride Fenerbahçe'ye yenilendi Fatih Terim diye yani. Ya ya tamam o zaman derbi olarak saymadım. o zaman Yok hocam kafayı derbi ama karıştırdım. aynı şehrin takımları arasında oynanır yani öyle değil mi? Ben öyle biliyorum. Yani hem Köken de etimolojik olarak böyle yani. %100 öyle. Yani o yüzden Cik yan sanayi, yan sanayi onlar yan sanayi. Ya, o sebeple yani buradan bakarsak bile bence Torrent bir adım daha önde kalıyor Fatih Terim yüzünden. O dönem Fatih Terim'e yalakalık yapmaktan aman hocam düzelir işte hani her şeye rağmen kaybediyorsunuz, her şeye rağmen kazanıyorsunuz diyen sözde gazeteciler Torrent'e soru sorma tenezzülünde bile bulunmadılar. Bence bu onların küçüklüğüdür. Ve nasıl diyorsak ki MHK istifa, TFF istifa, PFDK hani tüm TFF'nin tüm kurulları istifa diyorsak hakemlere çok mana buluyorsak gazetecilerin de Türk spor kamuoyunun da sağlam bir temizlikten geçirmesine ihtiyaç var. evet, o zaman çok teşekkür ederim ikinize de. Videoyu burada noktalayalım. Kendinize iyi bakın. Fenerbahçe ve Beşiktaş videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.